Efendim biz sohbetimize devam ettiniz. Tam hiç çaktırmadan girselerdi burada neler neler konuşuyorduk biz. Sevgili Gizem Salkım ve Yeşim Salkım bizlerle beraber. Hoş geldiniz hanımlar. Biz sohbetimize başlamıştık. Devam edeceğiz sizlerin huzurunda. Ne var ne yok? Ya işte benim ruh hastalığım konuşuyor. Oğlum ikizlerden başladık. Nasılsın? Çok iyi gördüm. Şahane. İkizleri büyütüyorum derken ya kolay oluyor mu? Çok zordur dedim. Niye? Çünkü annem buldumcuk oldu dedi. Bizim annem buldumcuk oldu dedi. Ben ruh hastası oldum dedi. Bir acayip oluyormuş. Kırkından sonra vallahi doğuracak hanımlar. Önce iyi bir psikiyatre, terapiste. Yani her kadında, ya Gizem'de de olmuştu ama bunda ben de memnun değilim bu durumdan. Ama şey oluyorum yani sürekli bir kaygı, endişe işte evden çıktığımda. Ay havuza girecek, ay düşecek, ay işte hastalanacak. Hastalanınca da daha çok biz bakıyoruz ya herhalde. Tabii ki. Ondan mı öyle tabii. Oluyor, kaç yaşında şimdi? 3? 6 bitti. İlkokula başlıyor. Ay ne çabuk geçiyor zaman evet, yaşım. Evet çok. İnanılır gibi değil. Daha yeni. Ya bir de şimdi zaman geçiyor. 6 yaşından geçiyor. Sonra rahat et ama artık ya. Ya işte ne bir tam rahat etmem lazım. Aman bu işi biliyorsun sen. Ben kitap yazacağım artık. Bakıcısı. Geleni gideni o bakıcı derdi yani o yardımcı yanındaki hani annem tamam annem sağ olsun hani Allah razı olsun. Bir de Gizem var senin ilgiler. Çok büyük şansın. Gizem de öyle ama işte o da benden derdi. Ben dün gece saat 1:30'da uyandırdım onu. Geldi bana ateş basıyordu. Niye? Geldi kapıma böyle yapıyor. Yanıma gel. Ateş basıyor. Ay kıyamam tam sana. Tam film karesiydi. Kim ya. Anne? Da bilmiyorum psikolog muydum annem miydim oturdum böyle diyorum şöyle de olur böyle de olur. Ne güzel insanın kız evladının olması. Ay, ve Allah herkese nasip etsin. Amin. Herkese evlat nasip etsin. Aynen. Biri birinden ayrılmıyor ama kızla annenin tabii. İyi arkadaş olması. Tabii, tabii. Sen anlat. Benim daha yolum var bana ya, sen evet, anlat. Senin de çok senin kız da değil mi? Kız biri kız biri oğlan benim. O maşallah sen bulmuşsun. Tamam. O çok güzel. Allah inşallah güle güle büyütmeyi nasip amin, etsin size. Amin inşallah. Analı babalı büyütmeyi. Ben amin. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. Analı babalı niye demiş eskiler. Yani ya. Yürümediği zaman evet şimdi bu zamanda işte evlilikleri bitirmek olsun. Hani biz iyi dost oluyoruz çocuğumuzu büyütüyoruz diyor ama gerçekten o iş öyle olmuyormuş. Yani Gizem'de de yaşadık aynısını ama Gizem çok daha güçlü bir kız. Güçlü bir çocuk. Hmm. Ada daha naif bir kız. Hmm. Dolayısıyla hani Gizem anneanneyle daha sık beraber dayı. Ben daha çok çalışıyordum. Hmm. Ya şimdi de çalışıyorum ama bilmiyorum bana bir şey oldu. Herhalde diyorum ki 40 sonrası menopoz. Şey, her şey üst üste şey geldi bende. Ada bunun farkında mı peki? Benim biraz hafif kaçırdığımı dün gece ilk defa böyle yaptı. Efendim. O kadar gidip adam, gidip kızı mı uyandırıyor? Yok hayır beni uyandırıyor genelde. Uyandırmıyor. Evde kamera olması lazım. Bak eğer bu ülkede bir reality show yapılacaksa. Hani biz böyle dışarıdan ben çok snob böyle çok hani şey görünüyorum ay, ya. Ciddi dinden sen. Daha böyle. Dünya Gizem tatlısıdır. Ya da hani Ada hakikaten bizim ve annem dahil olmak üzere. Bizim mutfağa 4 tane kamera koyup da 24 saat yayın yapsalar çok sevinirim. Bir Kardashian show mu çıkar Kardashian sizde? Kardashian falan da değil yani bizden bildiğin Nöri Kantar, Nöri Kantar tabii Baskül ailesi falan. Hani böyle bildiğin... Devamlı evde bana yeme diyor, Ada'ya ye diyor. Bak. Çünkü o yiyor öbürü yemiyor. Yani masaya oturduğumuz zaman bütün dengem alt üst. Bu tarafa bakıyorum kızım az ye. Bu tarafta Ada yesene şu yemeğini. Zaten direkt konuya öyle giriyorum ya. Masada. Yani Ada o tabak bitecek. Gizemciğim biraz azalsana tabağını yiyeceğin kadar. Ama ben böyle sürekli... Sen niye böyle oldun? Ay bilmiyorum. Sen böyle bana bir şey oldu. Sana bir şey. Bir de gözlüklenmiş falan böyle. Canım, bu... Görmüyorum. Ha? Görmüyorum. Yani bana geçen bir programa çıktığımda da sonra kendi programımda da takıyordum. Çok samimi söylüyorum. Görmüyorum. Ben de bunu nasıl fark ettim? Araba kullanırken yardımcımız, benim şoförüm arabayla ben de hep önde otururum. Rahatsız oluyorum arkaya bindiğim zaman. Böyle sohbet de ediyoruz Tolga Bey'le. Konuşa konuşa gidiyoruz. Dedim ki Tolga Bey yandan arabalar geçiyor. Bu dedim çift plaka mı takıyor bu arabalar ben anlamadım. Dedim iki iki görüyorum böyle plaka. Astigmat mı oldu? Ya ne oldu ben de bilmiyorum ama bir şey oldu yani. Bir şey oldu. Bir şey oldu. O zaman yani. Bu film size iyi gelmiş büyü. Valla gerçekten biri büyüledi ben buna inanıyorum. Geçen anne kız büyülenmiş. Ben söyledim ama inanıyorum dedi mi yani? Ben. Ha bir de inanıyorum dedi. Musun? Ama sen kitapta ben inanıyorum. Yani. Ama demiyorum bunu dillendirmiyorum yani. Şey derler büyüye inanırsan gerçekleşir. İşte onu duyuyorum. İnanıyorum dedi.
kesin biri bana büyü yaptı, ona da büyü yaptı. Sana niye büyü yaptı? Sende ne var? Benim kısmetim kapandı belki. Sen nişanlı değil misin? Oraya girme. Ay kısmetim kapandı diyor. Kızım kaç yaşındasın? Kısmetim kapandı 27 diyor. Yaşındayım. Aa, benim yaşımdaki ikinci çocuğu oldu. Oldu mu sen o kadar ya? Aa. Ne zaman oldu? Pardon, 22 yaşındayım. 27 yaşındayım. Arkadaşlarım iki çocuk doğurdu diyor. Evet doğurdum arkadaşlarım. Ne diyor? Ben de diyorum ki kızım. Öyle değil mi? Her öyle zaman dur. 30 dur. Bak kariyer... Ondan sonra oluyor çocuk ay, oluyor her gençlere. Şey olmuyor mu bilmiyorum. Yok canım evlenmek istiyorum demedim canım. Çocuk doğurmak istiyorum diyorsun. Yok ya onu da demiyorum yani. Ya işle alakalı da belki hani bir dönemden geçiyorum. Hani kariyer değişikliği vesaire. O yüzden bilmiyorum yani. O menopoza giriyor. Ben ergenliğim bitiriyorum belki. Çok bu şey filmi yok mu? Dur bir şey söyleyeceğim. O şey filmi var ya neydi onu söyleyip duruyor. Bu evlenmeye çalışan kız hani... ailesiyle. Kocan kadar konuş. Kocan kadar konuş var ya. Ay, evet. Evet. Neydi oradaki kız? Ben çok beğeniyorum. Ezgi Mola. Ezgi. Ay çok tatlı. Ölüyorum ona. Allah'ım Gizem öyle mi oldu? Tabii tabii. Ezgi Mola 2 o. Sen böyle yapıyor şimdi. Anneannesi biz falan oturuyoruz evin içerisinde. Bir şeyden konuşuyor. Anne bir devamlı Survivor seyrediyor. Öbür tarafta Ada sürekli işte ne bilmem ne. Bu arada biz Ada'yla kitap yazıyoruz. Ada çok iyi resim yapıyor. Hmm. Onu yaptığı resimlerden bir kitap çıkacak şimdi Eylül'de. Bir gezegenimiz var, hikayelerimiz var falan filan. O kendi yarattığı bir şey var onun. Ödüller müdüller alıyor resimde. Bu kadar bu yetenekli. Bu kız da hem aşçı biliyorsun hem İngiliz Kraliyet Akademisi diploması var affedersin evet. Yani. Çok, vallahi görmedik hiç. Belli değil mi aşçılık? Biz çok yakın oturuyoruz birbirimize. Ne demek belli? Evet bir dakika ya. Pardon çok özür dilerim. Belli ne demek o? Oraya bir geri alalım belli dola. Ama senden belli değil. Normalde açılar şey yapar yedirir. Ben nasıl yiyorum baksana ben löp löp bir kadınım. Yok, ben... Ama Gizem her zaman böyle hafif balık etliydi zaten. Evet, hiçbir zaman böyle çok incecik. Ama bir ay verin bana. Bir ay sonra bir şey çok değişik mi? Şeyler olacak. Diyorum ya ne kocan diyorsun? Kadar konuş 3. 3 mü? 3. Kocan kadar konuş 3. Hakikaten öyle. Oturuyoruz bir bakıyoruz oradaki muhabbetler geçiyormuş bizim aramızda. Geliyor Gizem onu anlatmaya başlıyor. Allah Allah. Hani anneannem oradan başı ne zaman evleneceksin de. İşte ne zaman bu olacak. Biriyle tanışıyorum. Aa düğün ne zaman Vallahi öyle direkt. Ben mesajı aldım bu arada. Konuyu açmıyorum. Mesajı aldım ama. Aynen. Peki şey Gizem. Niye iş alarak durgunluğa girdim diyorsun? Bak büyü var. Bir de Ekim'de başlayacak bir evet, dizi evet. Var. Yok durgunluk değil. Kariyer değişikliği oldu. Şimdi biliyorsunuz aşçılık yapıyordum ben. Evet. Tekrar oyunculuğa döndüm. Aslında oyunculuk okudum ben aslında. Evet yani biliyorum. Ama biliyorum. Buraya gelince değiş yani tabii... Aşık olun saçma sapan şeyler yapıyor Bunu da dürüstçe itiraf ediyorum diyorsun yani. Herkes yapıyor onu canım hiç aynen. Merak etme. Öyle işte şimdi kariyer değişik yapınca doğal olarak tabii yaş da ilerliyor. İşte hani gelecek kaygıları başlıyor insanda. Öyle yani. Gizem ne tatlı. Çok. Yeşim. Çok tadından yenmez. Çok tatlıdır. Çok. Evde koruma. Sen gel bizim evde bak diyor bence Yeşim. Yani bir şey söyleyeyim hakikaten bir kere böyle bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Çok tatlı. O çok ayrı bir şey. Çünkü ben hep diyorum o benim gizli kahramanım. Ben 20 yaşındaydım onu dünyaya getirdiğimde ve biz Gizem'le öyle büyük bir mücadelenin içine girdik ki ve benim yaşadığım her olayda benim atlattığım her travmada Gizem de vardı. Hmm. Şimdi insanlar hep bunu... Göz ardı ediyor. Sanki ben bunu tek başına yaşamamışım gibi. Yani yaşamam siz ne kadar güçlüsünüz. Hayır biz hep beraber güçlüydük. Hmm. Bunun yanında annem de vardı yanımızda. Yani ben bir şeyi atlatırken Gizem de o evdeydi. Hmm. Tabii dolayısıyla olmaz mı? Şimdi o da benimle beraber anne bir şey yaşıyor, o da bir şey yaşıyor. Ve biz hani bütün bunların içerisinden halen hayata gülmeyi başaran ve hani bir şekilde aman bu da geçer diyebilen bir hani couple'ız. Bir anne kız bizim için çok önemli. Şimdi bir de Ada var. Ada çok yönlü bir çocuk. Ablasına çok düşkün. Çünkü ablası da onunla çok güzel ilgileniyor. Birlikte güzel zaman geçiriyorlar. Çok iyi ki doğurmuşum Ada'yı. Aşıklar birbirlerine. Gerçekten. Hiç, hani kimse kardeşsiz kalmamalı ya. Değil mi? Vallahi hani Allah olmayanlara nasip etsin. Kimse yanlış anlamasın. Hani vermeyince de Allah tabii ki yazgıdır bu evlat sahibi olamamak. Kısmet. Ki şimdi artık tıp çok ilerledi. Hani herkes evlat sahibi olmaya çalışıyor en azından ama
Allah hakikaten herkese, amin, isteyen herkese, amin, evlat versin. Ben diyorum ki ne olur yanlış anlamayın tabii ki bu sadece lafın gelişi, istemeyenlere de versin. Çünkü istemeyenler de evlat sahibi oldukları zaman... Aynası bir değişim değil mi? Çok büyük değişim. Tabii. Yani hayatın gerçeğini ve anlamını keşfediyorsun. Evet. Bunu bana söyleselerdi bundan bir iki sene önce. Bırakın lütfen Allah'ını severseniz ben yani şu anda öyle bir şeye giremem derdim ama... İyi ki diyorum şimdi, iyi ki. Fakat Gizem çok sevgi dolu ve kucaklayıcı öyle, bir genç kız. Öyle, öyle. Yani senin yaşadıkların, hı, bir sanatçı anne, evet, ve Gizem'in sanki böyle Gizem hepinizi kucaklıyor gibi hissediyorum ben. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında Gizem gerçekten bütün, mesela ben diğer sanatçıların çocuklarını da görüyorum. Çok takdir ettiklerim de var içinde, hiç tasvip etmediklerim de var. Ama... Hani bir anne ve baba çocuğuyla ilgilendiği zaman ortaya güzel bir şey çıkabiliyor. Gizem aslında güzel bir aile, sıcak bir ailede büyüdü. Yani çok sevildi anneanneden, çok sevildi dayıdan, çok benden çok sevildi. Evet ben hani hep bir tarafım eksik kaldı. Onunla daha çok zaman geçirmek isterdim. Hep söylüyorum bunu ama şimdi onu yapıyoruz ya, şimdi bir didişiyoruz. Allah'ım 40 yıl sürekli şunu söylüyorum. Kızım ben senin annenim. Çünkü sen bana akıl veriyorsun. Ya diyorum kızım ben senin annenim. Ben vereceğim o aklı. Kim verecek başka? Sokaktaki Ahmet Efendi mi verecek? Ben vereceğim o aklı sana. Bir de sen çok akıllı bir kadınsındır. Ay, çok değil, ayakları değil de. Yere basan bir kadınsındır ya. Öyle deme, çok haksızlık yapıyorlar kendilerine. Vallahi yani hem... Aslında şöyle söyleyeyim. Dediğin gibi aslında iki tip insan var. Biri akıllı, biri kurnaz dünya üzerinde. Hep bunu savunurum ben. Zeki? Ben, yani zeka... Tabii ki ama zeka hani daha çok işte geliştirdiğin işler üzerine kurguladığın bir şey devreye giriyor zeka. Ama akıl hayatı yönetmekte giriyor. Kurnazlıksa maalesef daha tehlikeli. Tehlikeli. Benim en korktuğum insan tipi, kurnaz insan, kendini de akıllı gösterir. Çok tehlikeli o. Şimdi ben de mesela ben aslında çok sevgi dolu bir kadınım. Fakat ben tabii mesleğim gereği maalesef böyle gardımı hep taşımak zorunda kaldım. Çünkü bir de çok zor, çok inişi çıkışı olan, çok devinimli bir hayatım var benim. Yani başkasına anlattığın zaman uzun metraj değil, hani bir 180 bölümlük dizi çıkabilir diyoruz ya şimdi. Ben diyorum hani yazsak öyle bir şey çıkabilir. Dolayısıyla da hani benden akıl hiçbir zaman almıyor Gizem. Beni de izlemiyor, tam tersi. Çocuklar öyle ya. Kendi yolunu çiziyor Gizem. Neden annenden akıl almıyorsun Gizem? Akıl almıyorum değil, alıyorum. Ama... Uygulamıyorum. yok, ben her zaman şöyle, yani küçüklüğümden beri de biliyorsun 13 yaşımda ben yatılı okula gittim. Orada da zaten yani 13 yaşımdan beri hep kendi kararlarımı bir şekilde kendim vermeye çalıştım. Yani hani ya da zorunda kaldım belki de. Bu hani annemin benim yanımda olamamasının hani onun... Ya ona o istemedi bunu. Hayat böyleydi. Evet. Ben de bir şekilde kendi yolumu buldum. Kendim büyüdüm. Anneannem de yaşı ilerlediği için onunla bir anne kız olamadık yani. Hani evet annem gibi görüyordum onu ama ben de hep bir şekilde kendi yani özgürlüğümü kendim ya yani özgürdüm. O yüzden şimdi de tabii garip geliyor. Yani daha annemin evine geleli 3-4 sene oldu. Tam nasıl yaşı... anneyle yaşamak? Daha yeni yeni alışıyorum. Alışıyor musun? Alışmış hali. Aman biz var ya süperiz. Bak burası benim kurallarım var diyorum. Gülüyordum. Hani burası da benim odam diyor. Benim kızım odan çok kirli diyorum. Tamam burası ben böyle yaşayacağım. Küt kapatıyor kapıyı. Allah'ım yarabbim. Artık karışmıyorum. Bir de ama haksızlık etme. Anneannemden çok karışıyor. Ben karışmıyorum artık. Evet doğru. Peki Yeşim genç anne olmak mı? İkisini de yaşadığın için soruyorum. Ben hep... geç anne olmak istedim. Geç anne olmayı tercih ettim ve tavsiye ettim. Daha durmuş oturmuş olmak açısından, daha keyfini çıkarabilmek açısından. Şimdi sen ikisini de yaşadın. Hem çok genç anne oldun, hem geç anne oldun. Hangisi sence? Ya aslında şöyle bir şey var. Hani Allah kadına bir biyolojik saat koymuş bence. Çünkü o belli bir saatten sonra artık yumurta rezervin niye azalmaya başlıyor? Hani burada bir vücudumuzun aslında bizi bir yönetim yöneten var. Dolayısıyla da çok erken de değil. Çünkü baktığın zaman hani 18 yaşına kadar daha çocuğuz. Hı hı. 18 yaşından sonra mantığımız, duygumuz falan devreye girmeye başlıyor. Yavaş yavaş hayatı öğreniyoruz. Ben hani bunun bir dengeli olmasından yanayım. Çok geç de değil, çok erken de değil. Benimki evet çok erkendi.
Gizem'de. Ama şimdi en yakın arkadaşım hayatımda. Evet, yani, onda çok büyük avantajları şimdi, var. Mesela işte didişiyoruz ama gece de bir şey olduğunda tak 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 kapıyı çalıp şu başlıyor. Yani o senin kapını çalarken bir zamanlar artık sen onun kapısını çalmaya başlıyorsun. Ne güzel. Kalk gel yardım et bana. Yani ah Gizem gel ben hiç iyi değilim ateşler basıyor bana çabuk diye. Ellerini kollarını açıyor. Oralarını sıkıyor buralarını söylüyor ki adı da yapıyor. Adı da alıyor ayaklarıma kremle. Ama böyle kraliçe gibi oluyorum evde bazen. Ama peki hani, sen de aynı şeyi annene yapıyor musun? Yaptım hakikaten yaptım. Hı. Ve ben hani çok uzun süre zaten annemle yaşadım. Benim annem zaten halen bizde yaşayan bir insandır. Oh ne güzel elimden, bir dolu kadın tabii evde. Evden gel, işte bazen de bir geliyorlar. Yok hani, yok iyi ya iyi ya iyi. Böyle iyi. Birazcık böyle bir ay Allah'ım ya Rabbim diyorum ya. Şöyle denize karşı kendimiz halasım var. Yüze yüze kosa gidesim var oradan da daha dönmeyesim var falan. Ama hani aslında her şeye şükrediyorum. Çünkü hayatımız çok güzel. Yani çok şükür. Benim aslanlar gibi Allah iki tane evlat verdi. Hep diyorum ben çok güzel bir hayatım oldu benim. Yani herkese nasip olmayacak hem güzellikleri de yaşadım hem acıları da yaşadım. Buzdağının bir görünen tarafı vardı bir de görünmeyen tarafı vardı. Bunu da yaşadım ve yaşadık. O yüzden şimdi mesela şunu çok daha dikkatli hayata bakmalarını, gözlemlemelerini istiyorum. Özellikle sosyal medyadaki insanların çok acımasız bir dünya var orada. Çok kıran, çok acıtan bir dünya var orada maalesef. Ve hiç birbirimizi tanımadan... Hiç tanımadan, sırf canımız sıkıldı diye sabah kalkıp birilerinin canını sıkabiliyoruz orada. Ve hani benim kızım da veya şu andaki çocuğum da, onlar da çocuktu. Şimdi bu ülkede bir çifte standart uygulanıyor bazen, bazı insanlara karşı. Herkese eşit muamele göstermemiz gerekiyor. Eğer bir kadın, kadınsa zaten saygıyı hak eder. En başta bunun için hak eder. Anne olmuşsa tabii ki annelik için eder. Ama her şeyden önce bence bir kadın ve bir erkek karakteri için saygı hak etmelidir. Yani evlendiği için, çoluk çocuk sahibi olduğu için, efendim mesleği şu olduğu için ya da bu olduğu için değil. Karakter sahibi bir insan olduğu için saygı hak etmelidir. Bunu da bakmak gerekir, yaşamına bakmak gerekir. Bu süslü dünyanın içerisinde çok şükür ki de benim kızım, ne öbür kızım, biz o dünyada çok olmamayı seçtik. Yani Gizem'i daha yeni yeni tanıyorlar. Ama evet. 27 senedir bu çocuk Türk yani ve bu ülkede yaşadı, okudu, kolejlere gitti, geldi. Adı da öyle farkındaysan. Evet. Çok fazla hani göz önünde çok, olmamaya. Baksana 3-4 yaşında mı Ada diyorum, 6 yaşında. 6 bitti, ilkokula başlıyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Ya geçen gün bana ne dedi geçiyor. Biliyor musun oğlum? Televizyon açıyor, Gizem de görüyor onu. Anne şimdi şarkıcılar çıkıyor ya, bu senin arkadaşın mı? Şimdi bana. Ha, arkadaş, gelsin söyle gelsin şarkı söyleyin diyor. Bak o kadar farkında değil şöhretin. Yani şöhret ve ünlü duygusunu hiç bilmiyor Ada. Yok evet. Hiç bilmiyor. Geçen okulda böyle bir konuşma geçmiş. Dedim ki ben de arkadaşın annesine. Sana dedim nacizane bir tavsiyem. Ben çocuğuma bunu öğretmedim. Sen de öğretme. Çünkü eğer 6 yaşında bir çocuğa ünlü ünsüzü öğretirsen. O çocuk 20 küsür yaşına geldiğinde zaten onunla büyümeye başladığı için onu arayacak yani, onu ve onu arayacak. İsteyecek. Aynen. Belki de aslında yolu o olmayacak. Aynen yanlış öyle. Seçimler. Aynen. Yani bu çocuğumuza olacak. Yaptığımız bir haksızlık. Hı. Yani bizi takip etmeler, çocuklarını bizim gibi giydirmeye çalışmalar, bizim gibi büyütmeye çalışmalar. Mesela görüyorum kimse kusura bakmasın. Hani böyle 50 tane takipçisi olan official falan yapıyor Instagram'da kendini. Hani gülmeyi artık böyle şey oluyorsunuz. Yani arkadaşım 50 tane takipçim var. 5000 kişiyi takip ediyorsun. Neyin official'ı? Yapmayın. Hani özenmek güzel bir şey değil. Çünkü her insan değil mi? Bir kıymet sonuçta. Evet, yani baktığın zaman. Anneyi dinle sen Gizem. Ama biz yaşıyoruz bunları. Gizem yok, de yaşıyor. Yok ben dinliyorum. Ben kendimle alakalı bölümlerde genelde. ve hani o da yaşıyor şimdi aynı şeyleri. Ve sosyal medyada mesela bazen şey yapıyor. Giriyor anne sana fena geçirmişler. Hep herkese yapıyorlar onu. Onlara çok... Herkese yapıyorlar. Herkese yapıyorlar. İşte çok sert şey, olmamak lazım. Olmamak lazım. Onları da aynen, çok fazla takmamak lazım. Çok umursamamak ama lazım. Ama şey olmuyor mu o zaman da toplumun gidişatı oradan belli değil mi sence?
Çok sert eğer ya sosyal medya, bence şöyle bir karıştırma yapılıyor. Sosyal medya Türkiye'nin gündemi değil. Evet, değil sosyal mi? Medyadan Türkiye'yi takip edebiliyorsun ama her şey sosyal medya değil. Bazı insanlar bütün hayatlarını sosyal medyaya yapıyorlar. Aynen, ben buna çok üzülüyorum. Sosyal medya olsun ama bütün hayatımızın da o olmadığının bilincinde olalım. Ya şey gibi işte, sabahları uyanıp kahvaltıda bu kovboy filmleri seyrederdik eskiden, ya hatırlar mısın? John Wayne. John Wayne'ler, o TRT işte, evet. Veya işte zaten o zaman bizim zamanımız bir tek o vardı. TRT 1 vardı. Yani TRT 1. Yıl kaç bu? Milattan önce 3000. Sen John Wayne'i bilir misin? Bilmiyorum işte. Yul Brynner'ı bilir misin? Yul Brynner dünyanın en yakışık erkeklerinden bir tanesi. Kelliğin sembolüdür yani. Sembolüdür tabii. Yani bir erkeğin saçı olmadan da ne kadar yakışıklı karizmatik. Ve karizmatik Charlton olabilir. Charlton Heston'ı bilir misin? Ya. Bu gençlik. Valla ben keşke o zamanlar doğsaydım. Diyorsun ama çok yanlış vakitte yani gerçekten. Ama gene de konservatif bir kızdır biliyor musun? Yani evet. Ben hakikaten o şeyle gurur duyuyorum onun. Çünkü neler görüyoruz sen de çok iyi biliyorsun. Okuyoruz, görüyoruz. Hani kızım diye demiyorum. Ona da sık sık söylemiyorum ben bunu. Bu iltifatlı, iltifat değil aslında bunlar, gerçek. Ama yani iyi ki hani beni seçmiş. İyi ki senin kızın diye, olmuş. Aynen öyle. Benim kızım için de böyle söyleyebileyim ben. İnşallah o da hayırlı, mutlu, başarılı, amin, keyifli bir kız çocuğu olsun. Türkiye'de kız çocuğu yetiştirmek çok zor. Erkek mi daha zor, kız mı daha zor bilmiyorum ama bana sanki kız çocuk yetiştirmek daha zor gibi geliyor. Yani mesela dün ben şort giymiştim dışarı çıkarken, işte metroya bineceğim. Korktum açıkçası metroya binmeye. Dedim ki hani şimdi acaba yanlış bir şey mi söylerler veya hani başıma bir şey mi gelir hani olaylardan dolayı. İnsanlar korkuyor tabii bir genç kız olarak yani. Ama onun dışında benim de yanlışlarım çok olmuştur muhtemelen. Herkesin yani. Ama kim yanlışsız ki? Değil yani hani ama önemli olan bence o yanlışlardan bir şeyler öğrenip bir şekilde doğru yolu bulmak olduğunu düşünüyorum. Ben onu yapmaya çalışıyorum şu an. Şimdi mesleği de paylaşıyorsunuz, evet, ve ilk kez bir filmde bir araya geldiniz. Evet. Gizem Salkım ve Yeşim Salkım, evet, bir anne kız, üstelik de Büyü filminde bir araya geldiler. İkincisi çekildi seneler sonra. Evet, Ebru Aksoy, Servet Aksoy yaptı yapımcılığını. Burada Gizem'e direkt teklif geldi. Ben de figüran. Ben bildiğim figüran. Tabii. Gizem başrolde. O başrolde. Evet, başrol sen başroldesin ve sinema filminde başroldesin. Üstelik de Büyü'nün ilki bayağı böyle bir olay yaratmıştı. İkincisinde başrol sende. Nedir rolün? Aslında rolüm bana çok benziyor. Çok naif bir kızı oynuyorum işte. Hani biraz utangaç. Bana ilk bu teklif geldiğinde ben inanmadım olacağına. Çünkü gerçekten hani hala diyorum yok canım dedim ya. Gece aradı beni. Evet. Ebru. Hani gece aradılar. Ben o inanmadım gerçekten olacağına ama sonra tabii işte demek ki gerçekleşti. Kısmetinde varmış. Sen de hadi Gizem oynuyor, sen de bizimle ol. Ya mistik güçleri olan bir kızı oynuyor aslında filmde ve yani biraz da böyle hani iyiliğin ve kötünün savaşı. Hep bu. O iyiliği temsil ediyor, ben kötülüğü. Arkadan belli zaten fotoğrafta. Ama ben yani kötülüğü temsil ediyor derken ben zaten film başlıyor bir dakika görünüyor mu yokum. Yani bildiğim pahalı figüran. Dedim zaten. Ben teklif ettim Ebru'ya çünkü Özgül Kavruk'la ikisi. Evet. Özgül de çok sevdiğim bir oyuncudur benim. Ve çok gerçekten tatlı. Çok farklı aurası olan çok güzel bir kadın. Çok da güzel genç arkadaşları var. Yani hepsi de çok güzel bir arkadaşlık kurdular. Yönetmenleri çok kıymetli bir yönetmen. Ben dedim ki Ebru Aksoy'a beni de dedim alın ya. Çünkü ben korku filmi çok severim. Seyreder misiniz? Bayılırım. Biz anne kız böyle oturup akşamları nasıl seyrederiz biliyor musun? Işıkları sonra kapatıp. Sonra uyuyabiliyor musunuz? Ben uyuyorum da o anne ben nasıl uyuyacağım deyip yanıma geliyor arada. Arada geliyor. Bayılırım. Ve hep böyle bir anım olsun istiyordum. Hani korku filmi şey. Dedim ki burada dedim yok mu dedim ya hani böyle Amerikan sinemalarında da olur bilirsin hani bazı aktörler ya filmin sonunda ya filmin başında bir yerde alkış kopar oradan sonra bir yerden giderler. Evet, giderler. Hani ben de
ne bileyim kızımla da bir anım olsun diye. Evet, dedim çok ki, iyi yapmışsın. Ebru dedim ya, yok mu bana rol? Hani bir şey ya, bir yerde de dedim görüneyim. Aa tabii dedi ya, olmaz olur mu? Yazarız hemen. Zaten böyle de bir karakterle başlıyordu. Tarihte Belkıs karakteri var. Hazreti Süleyman'ı dize getirmeye çalışan. O karakteri işte yazdılar. Ben de orada çıkıyorum böyle. Bir dediğim gibi kuralı figüran olarak. Büyünün ilkinin galasında bulundum ben, biliyorsunuz. Bulundun mu? Bulundum. Ha evet, o yangın olayında. Ben son anda döndüm biliyor musun o galada? Gerçekten mi? Evet. O kadar trafik vardı ve ben taksiyle geri döndüm. Gidemedim yani, ulaşamamıştım galaya. Rahmetli Osman abi, Yağmur Dereli falan. Yağmur çok kalabalıktı. Tabii Tuğba Ünsal, Osman, evet. Yağmur Dereli, Emrah, ya. Hepimiz oradaydık. Ve bildiğin yangın çıkmıştı yani. Yangın çıktı, evet. Ve biz... Bayağı kapalı kaldık. Değil mi? İtfaiye erleri kurtardı bizi ya. Sağ olsunlar. Tabii canım, ben annemlerle artık arayıp vedalaştım, sizi çok seviyorum falan şaka diye. Yapıyorsun. Nefes alırken ciğerlerimin yandığını hissediyordum. Tabii. Onun için büyü bir bende... İki biraz daha farklı ama. Yani insanlar İyi ki de yanmayacaksınız, merak etme. Yani şu açıdan farklı. Konusu biraz daha farklı. Bir de... böyle daha bence... Biraz anlat istersen konusunu. Hadi bir iki başladığını. Anlat bize. Evet. Yani şimdi şöyle, üniversite öğrencileri işte profesörleriyle beraber bir köye gidiyorlar. Bu köyde de işte hastalıklı, yani ruhsal hastalıkları olan oradaki yaşayanları işte bir incelemeye gidiyorlar. Tabii burada da bir çekişme var işte, hani benden hoşlanan bir çocuk var, ondan hoşlanan bir kız var. Bir aşk var. Bir aşk üçgeni var orada. Orada tabii bir böyle bir gerilim var. Onun dışında işte profesörle öğrenciler arasında işte hasta. Yani bence tam böyle Amerikan vari gibi, evet. Ama aynı zamanda hani Türkiye'de çok farklı böyle hani böyle cinli işte dualı muvalı filmler çok var. Bazı. Çok var, evet. Çok iş yapıyor. Ay, çok da işte bu yapıyor. Öyle değil o kadar. Bu biraz daha farklı. O yüzden de hani... Yani insanlar hayal kırıklığı yaşamış yaşayabilirler. Evet, çünkü beklentileri farklı olabilir. Ama bence bu bir kere her şeyden önce daha oluru olan bir film. Çünkü şimdi tılsım, büyü dediğimiz şey bütün dinlerde var. Ve bütün kitaplarda var. Hatta bütün bence felsefelerde var. Bir de tarihten de gelen bir şey de var. O yüzden hemen hepsini dediği gibi annemin hayal kırıklıkları olabilir tabii izleyicilerin. Çünkü başka bir beklentiyle gidiyorlar. Türkiye'de çünkü genelde hep işte evet. Bu cin işte geri yürüyor, yok işte oradan bir şey çıkıyor böyle kaplıyor kan falan. Böyle çok farklı. Yüzü değişen, aynen. Bu öyle değil. Bu öyle değil. Ben çok gerçekten ekip arkadaşlarım olsun, işte Eyüp abi olsun, görüntü yönetmenimiz, Adnan Hoca olsun yönetmenimiz, işte Ebru Hanım yapımcı olarak. Yani o kadar iyi bir deneyim yaşadım ki ve ilk tecrübem olarak başka hiçbir şekilde yapmak istemezdim diye düşünüyorum. Evet, bence de. Evet yani çünkü çok emek verdik. Oyuncu arkadaşlarım olsun, ben olayım. Hepsi çok genç, emek verdik. Daha iyi deneyimi olanlar. Güzel. Özgül Hanım çok farklı. Gerçekten onunla bir sahnemiz var. Hani orada ondan tek başına hani çok farklı bir hani mentor gibi bir şey öğrendim. O yüzden yani ben çok memnunum. Ne olursa olsun iyi ki bu filmle başlamışım. Peki evet. Ekim'de başlayacak dizi? O biraz sürpriz olsun. O biraz sürpriz olsun. Ama dünyalar tatlısı bir yapımcımız var. Bir kere çok güzel, çok dünya tatlısı bir menajeri var. Biz bu en son dizim vardı benim biliyorsun. Kanal D'de çektiğimiz Evlat Kokusu. Orada tanıştığım ve böyle alıp içine sokmak istediğin hem çok iyi bir oyuncu, aynı zamanda da çok iyi bir menajer. Sevgili Hülya Duyar'la beraber çalışıyoruz. Gizem onunla çalışıyor. Gizem'i kızı gibi seviyor ve hani Gizem'e sahiplenişi çok güzel. Bir de Türkiye'de hani bizim böyle eski yapımcılarımız var ya, çok sevdiğimiz böyle hani baba, o bir iş yapar gibi. Beş sene evet. Gider. O evet. Bir iş yapar, paranı alırsın. İşte onlardan biriyle çok başlayacak. Güzel. Aman o ne güzel de, bir şans. Allah nasip ederse inşallah, hep duamdı zaten. Kanal falan şey. Belli mi? Şu anda çok bir değil. Şey, bir de ben şu ya nedense şöyle bir şeyim var, böyle garip bir insanım. Nazara çok inanıyorum. Ve böyle şeye de çok inanıyorum. İşte bir şey söylenince onun olamama şeyi evet, olmama. Ona ben inanmazdım. İnanın.
İnanın, inanın aynen. Oluyor. İnsanların yani kötü niyetle değil belki ama hani insanların bir şekilde bilmiyorum. O yüzden çok söylemem böyle bana hani olacak şeyleri. O, şey o zaman göreceğiz. İnanın, hakikaten İnşallah. İnanın. Tabii canım, yani, tabii ki. Yani büyüklerimizin söylediği kadar varmış. Nazar, aynen. Ben de nazara çok inanıyorum. Çok çok inanıyorum. Kötü enerjiye... Kötü çok. Enerji, kötü bakış. Kötü bakış. Felak nasıl? Evet ya. Felak nasıl? Biz zaten bütün film boyunca... Her gece tabii. Defalarca. Ablamı oynayan Emine bütün film boyunca hep dualarla girdik zaten. Yani önce ki felaklık okuyalım, evet okuyalım. Öyle girdik. Tabii canım. Her şey duayla. Aynen dünya öyle. Duayla evet, ayakta duruyor. Neye inanırsanız inanın, bir şeye inanın. Aynen. O çok önemli bir şey, inanç. Ki bizim dinimizde hani biz elhamdülillah Müslümanız, İslamiyet'e inanıyoruz. Hani her şeyi yerine getirebiliyor muyuz? Artık onu Rabbi bilir. Onun kararını da zaten Allah verir bizim için. Ama okumak güzel bir şey. Anneannem benim bayağı bizim bir 95 yaşında bir nenesi var. Oy. Böyle pamuğumuz bizim. Ne güzel. Ben onunla büyüdüm. Hep onun şeyleriyle, nasihatlarıyla büyüdüm. Ege'li bir kadın ve hep şunu söylerdi. Kızım derdi, bak yaşınızı sordukları zaman kaç gösteriyorum, kaç gösteriyorsam o yaştayım. Paranızı sordukları zaman işte iç güveyinden hallice. Hmm. Sağlığınızı sordukları zaman da elhamdülillah şükür. Elhamdülillah. Bu evet. Kadar deyin derdi. Çünkü hakikaten biz şimdi her şeyi döküyoruz ya ortaya. Şunumuz var, bunumuz var, o da iyi, bu da... İşte bunlar olanı var, olmayanı var diyorlar ya. Evet. Yani. Belki kötü niyetle değil ama özenme ile, tabii. Yani kötü niyetle olmuyor. Evet, hani o diyor ki çocuğumu alamıyorum diyor, özeniyor. Evet. Öbürü evet. Evimi alamıyorum diyor, özeniyor. Bir ben de alamayanın gözüne sokmaya da gerek yok. Evet, yani buna özen gösterelim. Yani evet. Biz mesela elimizden, Gizem de beni çok uyarır bu konuda. Hani ben de onu uyarırım ki benim kızım çok dikkat eder sosyal medyada. Benden bile daha az kullanır hatta. Evet. Ben kızarım ona. Hani yaptığın şeyleri koysana. Ben de çok sosyal medyacı değilim. Evet, hani bak yaptığın işleri tanıt. Biz daha çok iş tanıtım amaçlı. Hı. Ya da hani ailedeki hani aile güzeldir. Güzel sözler koyalım. Güzel anları paylaşalım diye ama dediği gibi özendirici şeyleri çok paylaşmamak. İşte şunu da aldım, bunu da mesela o markalar, şunlar, bunlar. Bence çoluğumuza, çocuğumuza bunu yapmayalım gençlerimize. Çünkü hakikaten alan var, alamayan var. Özenen var, imrenen var. Aynen. Kötü niyetli olmasa da, kötü niyetli de var. Onun için bizdeki bizde. Zaten tabii, bizden aynen. Çok daha iyisi de var. Tabii ki. Çok daha kötüsü de var. Tabii. Varlığımızla ve sahip olduklarımızla yetinmek aynen. Ve şükretmek herhalde. En büyük mutluluk ve huzur kaynağı. Bence de. Yeşim, müzik? Müzik, konser yapıyorum zaten. Geçen Bergama'daydım. Ondan önce Kırklareli'ne gitmiştim. Şimdi pazartesi günü Bursa Festivali'nde sahneye çıkacağız. Biletlerimiz tükenmiş. Çok aman, teşekkür ediyorum. Aman ne güzel, Bursalılar Bursa seni Festivali, görecek yani. Evet, açık havada. Okan Bayülgen'le bir projeye başladık. Aa, ne yapacaksınız? Herkes burada, sen de açıklıyorum bunu. Okan, sevgili Okan'la Bodrum'da bir araya geldik. O Bodrum'da Dada Salon diye bir mekan açtı. Ve bu Dada akımını biliyorsun, tüm biliyorum. Dünyada da başlayan ve çok güzel bir yer yaptı. Orada bir piyano eşliğinde ben haftada bir gün şarkı söylüyorum. Geçen iki hafta önce yaptık. Şimdi artık yaz boyunca devam edecek. Ve bir de Okan'la beraber bir kavere. Dört tane genç arkadaşımızla ve ben ve Okan Harem Kabere diye bir şey hazırlıyoruz. İnteraktif sahne üzerinde hem içkili mekanlarda hem özel gecelerde kadın erkek ilişkileri üzerine kurulu Okan'ın yazdığı bir oyunda başrol oynayacağım onunla. Birlikte hem de şarkılar söyleyeceğiz Okan'la. Bakalım hazırlıyoruz. Okan Bayülgen'in sesi nasıl? Süper. Müthiş bir enstrüman çalan bir adam, bas gitar çalıyor. Çok iyi besteler yapıyor. Çok donanımlı. Benim çok eski arkadaşımdır Okan. Çok didişiriz. Çok sevişiriz. kız arkadaşı öyle. Selin de dünya tatlısı bir hanım. Bir şeyler yaratmaya çalıştık. Bence başarı güzel olacak. Bakalım inşallah Ekim gibi burada İstanbul'da başlayacağız. Uzun bekliyoruz. Ömürlü olsun. Amin. Diyorum inşallah. Ben. En sevdiğim Yeşim. Sen hangi şarkısını seversin annenin en çok? Çok aslında çok şarkımı seviyorsun. Çok. Hatıralar diye bir tane şarkısı var. Ben onu çok seviyorum. Evet. Beni yüreğini hapsetmeyi seviyorum. Eskilerden gidersek Ferman.
Tabii son bir sigara içelim zaten klasik olmuştur. Deli mavi demeyeceğim. Ben de deli mavi demeyeceğim. Yani yemin ediyorum ben de. Geçen gün dedim ismini bu şarkı dedim ya. Hadi hazırlan. Aa, yoktan geliyor. Her şey yoktan geliyorum. Tabii benim favorim. Bence de öyle. Evet, sen kara yazılım. Ben yoktan geliyorum şarkısıyla düğünlere gittim. Ve bunun bir hikayesi var, hemen çok kısa anlatacağım. Bir gün bir çırağında bir düğüne beni çağırdılar. Yani işte ücretimi verip sahneye çıkmamı istiyorlar. Tabii ki dedim, ama dediler damat beyin bir ricası var. Yoktan geliyorum da çıkmanızı istiyor. Tabii olur dedim. Şarkıda çıkalı 3 sene falan olmuş. Damat şarkıyı dinlemiş çok önceden. Ve demiş ki çok da zor şartlarda hayatını kuran bir insanmış. Bir gün hayatımı birleştireceğim kadınla bu şarkıyla evleneceğim, çırağında düğün yapacağım ve yeşim salkımı getireceğim ve ona yoktan, bana yoktan geliyorum çünkü ben yoktan geldim demiş ve ben o şarkıyla, onların ilk açılış şarkısıydı, yoktan geliyorumla nişanlısına böyle bir düğün yaptı ve dans ettiler. Yani çok aman, deli maviyle zaten var. Çok gittim, daha geçenlerde deli gittim Kapadokya'ya, gene deli çok mavi güzel ama yani yeter. Artık, ya geçen Seda Akay'a söyledim, dedim ki arkadaş dedim, Amerika'da olsaydık tek bir şarkıyla şimdi ada satın almış oturuyorduk. Evet, dedim yani. Telifler geliyordu. Aynen. Ama dediğin gibi çok şarkım var. Mesela ben şeyi çok severim. Hani kendi şarkılarım içerisinde İstanbul Yeditepe'yi çok severim. Gönül Hırsızını çok severim. Yaşar'la şarkım var. Yaşar'la Selam Aleyküm'ü çok severim. Bir Dalida şarkısıdır o. Hani aslında baktığın zaman böyle bende hani sevdiğim çok anısı olan tabii çok şarkım var. Şimdi bir grupla bir şarkı hazırlıyorum ben. Suvu diye bir grup var sosyal medyada. Keşfettim ben de onları. Onlarla beraber bir şarkı. Gene bir tane tek bir genç kızlara gelinlik diye bir şarkı hazırlayıp böyle onu ben bir de sosyal medya ya. Allah Allah, bu kız evlenmek istiyor. Hayır, o şarkı dinle, mutlu bir şarkı değil canım. Değil. Ha. Bayağı şey bir şarkı. Bu şöyle hani erkek hani böyle sözün meclisten dışarı beyefendiler var ya, düğün arifesinde kızları bırakıp giden. Evet. Beyefendiler için olan bir şarkı bu. Var onlardan. Gelini var. Var onlardan. Var. 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 Kadın gücü burada buluştu gördüğünüz gibi. Onlardan o... var. Bir tane öyle Habil Ceyhan yazdı sözlerini. Murat Güneş'in bestesi. Onu daha Eylül, Ekim gibi bir tane sosyal medyaya bir şarkı hazırladı bu grup. Grupla beraber, ama sosyal medya şarkımız çok eğlenceli. Toptan delirdik diyor çünkü. Onlarla beraber bir de böyle gene o aşk şarkısı var bir tane. Bakalım, bir dokunduk yapacağız. Bin şey aldık, şarkı aldık dizilerle senden. Dizilerle görüşüyorum. Aman, bu arada süper. Ne olacak onu da bilmiyorum tabii. Ben gene böyle bir dizi çok yorucu. Yeşim hep ekranda ol. Teşekkür ederim. Hep kulaklarımızda ol. Sağ ol. Benim çok sevdiğim biri Yeşim Salkım. Hem duruşuyla, hem hayata bakışıyla, hem anlattıklarıyla. Bunda iki sefer önce zannedersem bir araya gelmiştik. İşte evliliklerine değinmiştik. Demiştim ki yani sen evet evlendin birden fazla, ikiden fazla kere, ama beyefendiler de seni evlenmeye layık görüyorlar. Bana durdu şöyle, baktı. Her kadın evlenmeye layıktır oğlum dedi. Hep aklımda o, evet. Biliyor musun? Ay canımsın. Çok teşekkür ediyorum geldiğinizde. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Size sağ güzel kitap armağanlarım olacak. Süper. Son Kanıt. Şöyle altın kitaplardan. Kardeşimin Mezarı kitabının yazarı efendim. Hı-hı. Sevgili Yeşim Salkım'a Son Kanıt kitabını süper. Armağan edeceğim. Tatilde okuyalım. İki aşk arasında ıslak şiirler. Yine aşk mı ya? Ama bu bir çok... değiştirelim mi? Ama bizim çok sevdiğimiz öyle Doktor mi? Arif Arslan'ın kitabı. Aa, böyle okay, güzel tamam. Bir şiir kitabı da. O şiir. Aa, şiir. Evet. Teşekkür ederim. Bayılırım. Lütfen. Ay çok güzel. Hem de Arif Arslan'dan. Tatilde okuyacağız. Herkese de tavsiye edeceğiz. Evet. Ben biliyorsun kitapları da sosyal medyada tanıtmaya çalışıyorum. Seviyorum çünkü okumak güzel. Herkes okusun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İzlemcim, Yeşimcim. Çok tatlı bir anne kız. Hı-hı. Örnek bir anne kız. Çok sevdiğimiz bir anne kız. Kısacık bir ara vereceğiz. Şimdi Yeşim Salkım'la müziklerden bahsettik. Sesi çok güzel, başarılı. Nevi şahsına münhasır. Ama herkes onu çok seviyor. Yusuf Güney bizlerle beraber olacak.